üzerinde güneş batmayan terör örgütü. FETÖ, 5 kıtada 140 ülkede binlerce üyesiyle 7 gün 24 saat Türkiye'de nasıl bir kaos yaratabileceğini planlayan, fiziki olarak üzerinde güneş batmayan bir terör örgütüdür. Bunu onların gücünü anlatmak için değil, yerküre üzerinde bulundukları tüm ülkelerde üyelerinin her sabah uyandıklarında Türkiye'ye kötülük planladıklarını anlatmak için söylüyorum. En doğuda Japonya'dan başlayarak, Uzak Asya'da Filipinler'den Malezya'ya, Asya'da Moğolistan'dan Kırgızistan'a, Azerbaycan'dan Türkiye'ye, Avrupa'da Almanya'dan İngiltere'ye kadar tüm ülkelerde elemanları var. Kuzeyden güneye, Kanada'dan başlayın, Brezilya'dan Arjantin'e, Mısır'dan Somali'ye kadar her ülkede örgütlü. Sadece binden fazla okullarındaki üyelerinden bahsetmiyorum. Şu anda Türkiye'de yürütülen soruşturmalarda kimi polis, kimi hakim, kimi savcı, kimi istihbaratçı, kimi asker, kimi gazeteci, 8000 FETÖ üyesi firari. Bunlar dünyanın 150 ülkesine dağılmış durumda. Elbette bu küresel terör ve kötülük şebekesinin merkezi FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri Pensilvanya'da yaşadığı çiftlik. FETÖ lideri burasını Türkiye'de kaos çıkarmak için merkez haline getirmiş. Kumpas davaları, MİT müsteşarının 7 Şubat 2012'de tutuklanma girişimi, 17-25 Aralık ve tabii 15 Temmuz hep Pensilvanya'nın onayıyla gerçekleşmiştir. Adil Öksüz darbe planlarını 11 Temmuz'da burada örgüt liderinin onayına sunmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin amacına ulaşmaması üzerine tam bir yıldır yeni kaos senaryoları buradan yönetilmeye devam ediyor. FETÖ halen TSK ve polis dahil devlet içindeki kripto unsurlarına güveniyor. Bir ülkede güneş batıp diğerinde doğduğunda yatağından kalkan FETÖ üyeleri kendi veri havuzlarına Türkiye'de nasıl bir kaos yaratılabilir diye önerilerini gönderiyor. Bu ülke bölge ve kıta imamlarına kadar ulaşıyor. Kaos planları, maddi destek, tutuklu olan üyelerle irtibat, kripto unsurlarla iletişim, propaganda, kara propaganda ve operasyon için tüm bilgiler sonunda Pensilvanya'da toplanıyor. Hiçbir şey yapamayan sosyal medya üzerinden örgütün yalanlarını yayıyor. Başta dediğim gibi amacım endişe yaratmak değil, neyle karşı karşıya olduğumuzu anlatmak. Her yıl 15 Temmuz'u böylesine görkemli anmak önemli ama FETÖ'yle mücadele için her 16 Temmuz ve sonrası da önemli. Türkiye bunu başardığında üzerinde güneş batmayan FETÖ'yü, üzerinde güneş doğmayan ve karanlığa mahkum bir terör örgütü haline getirebilir. Nedim Şener, Posta Gazetesi.